Ilısu Barajı da tıpkı Silvan Barajı gibi güvenlik kapsamında, güvenlik barajı adı altında literatüre alınmış. Aslında ulus devlet anlayışının, tekçi ulus devlet anlayışının bir politikası olarak Kürdistan kentlerinde, Kürdistan coğrafyasında barajlarla bir halkın asimilasyonu, demografik değişimini amaçlayan projelerdir. Burada evet sermaye odaklarının da bir amacı var ama asıl amaç Kürtlerin yerinden edilmesi, asimilasyona uğratılmasıdır. Geliye Goderne hem Neolite'ye uzanan bir tarihe sahip hem de aynı zamanda hem doğal güzellikleriyle hem de birçok türü içerisinde barındıran zengin bir biyoçeşitliğe sahip. Tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi Geliye Goderne'de doğanın aslında bütünüyle hem toplum içerisinde alan hem de diğer canlı varlıklarıyla bizim için ekolojinin olmazsa olmaz yerlerinden biridir. Bizim için havada, suda, toprakta, toplumda aynı öneme sahiptir bizler için. Tamamen Kürt halkının o baraj yapımıyla birlikte sular altında kalacak bölgelerin, onlarca köyün boşaltılması tamamen Kürt halkının yerinden edilmesini amaçlayan projelerdir. Bizim de aslında yaklaşımımız evet doğanın korunması, ekolojik kırımların gerçekleşmemesine yönelik ama aynı zamanda Kürt halkının kimliğinin, kültürünün ve bütünüyle doğasının da aynı amaçlarla korunması niyetiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mahkeme süreçleri de genellikle zaten iktidar güdümünde olan hukuk sisteminin mahkemeleri olduğu için zaten yeterince sonuç alınmıyor. O da mücadelenin bir parçası, o da değerli ama bütünüyle aslında toplumun tepkiselliğiyle mücadelenin güçleneceğine inanan taraftayız. Bizler ekoloji aktivistleri olarak zaten bu projelerin asıl amaçlarının planlanma sebeplerini biz olabildiğince kamuoyuyla, basın aracılığıyla bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ama sistemin en çok şiddetli baskılarıyla karşılaşıyoruz. Hem de alana gitmek Kürdistan coğrafyasında Türkiye gibi olmuyor. Gitmek bazen mümkün olmuyor. Çeşitli engellemelerle karşılaşıyoruz ki bunu resmiyete döküp güvenlik alanında ilan edilip aslında orada hayvanların bile o bölgeye girmesi engelleniyor. Bu tarz zorluklar olunca birazcık daha evet tepkinin düştüğünü, biraz daha zayıf kaldığının biz de farkındayız. Yani devlet bunu zaten bilinçli olarak yapıyor. Özellikle Kürt coğrafyasında işte barajlar bahane edilerek işte kültürümüz, tarihimiz yok ediliyor maalesef ki. Özellikle Kürt coğrafyasında işte insansızlaştırma yani tek amaçları o bence. İşte kültürümüzü yok etme, tarihimizi yok etme. İşte Hasankeyf'te de bunu biz gördük. Maalesef ki o güzel tarihi, o kültürel alanları betona gömüyorlar. Geliye Goderne'de de aynı şekilde dinamitlerle maalesef ki o binlerce yıllık tarihi, toprağa kök salmış olan ağaçları maalesef ki dinamitlerle patlatarak yok ediyorlar. Bu insanın gerçekten yani burnunun direğini sızlatıyor diyebilirim. Kürdistan ve Kürt halkı olunca, Kürt coğrafyası olunca maalesef ki tepkiler çok kısıtlı, çok az. Yani başka coğrafyada bu şekilde HES projeleri olduğu zaman, işte başka türlü haksızlıklar olduğu zaman biz var gücümüzle hani baş kaldırıyoruz, yanlarında oluyoruz herkesin ama maalesef ki söz konusu Kürtler olunca, biz olunca insanlar yanımızda olmuyorlar gerektiği kadarıyla. Tüm Türkiye'deki işte ekolojistleri, yani çevreyi düşünen insanları, doğayı düşünen insanları buraya davet ediyorum açıkçası. İşte Geliye Goderne'ye davet ediyorum. Burada bir set oluşturalım. O iş makinelerine karşı yani bir işte eylemlilik planlanabilir. Onların önüne bir set kurulabilir. İnsanlardan oluşan bir set kurulabilir açıkçası. Hasankeyf'te bunu başaramadık ama burada yani Geliye Goderne'de başarabiliriz diye düşünüyorum. Başarmalıyız çünkü o güzelim tarih yok edilmemeli. Bu sadece bizim derdimiz olmamalı yani. Bu sadece Kürt'ün derdi olmamalı. Yani bir ağaç, bir işte dediğim gibi taş köprü, işte oradaki o tarihi köprüler, o tarih sadece bizim derdimiz olmamalı. Yani bunu biz siyasete alet etmemeliyiz. İşte o ağaçları, o tarihi, o doğayı biz siyasete, yani siyasetin dışında bunlar aslında. O yüzden insanlık, yani insanlar tüm Türkiye'ye, ben tüm Türkiye insanlarına hani doğayı düşünen, tarihi düşünen insanları buraya davet ediyorum açıkçası.